Robot eller, parmak ya da el gelişiminde sorun yaşayan çocuklar için umut oluyor. Teknoloji 3 boyutlu yazıcılarla devreye girip onlar için robot eller üretiyor. ABS, Amniotic Band Sendromu. 1200 kişiden birinde görülen bir hastalık. Doğuştan itibaren etkili olan bu hastalık yüzünden çocukların parmak ve el gelişimleri duruyor. İşte durum böyle olunca bu hastalıktan ya da kaza sonucu uzuv kaybına uğrayan çocuklar için gönüllüler harekete geçti. Dünyada Enabling the Future hareketi ve teknoloji sayesinde 3 boyutlu yazıcılar umuda dönüştü. Tasarım ajansımızda 3 boyutlu yazıcılarla projeler üretirken insanların bu teknolojinin hayatlarında nasıl bir etki yaratacağını göstermek için proje bakıyorduk. Enable the Future diye bir global bir hareketle karşılaştık. Daha doğrusu biz karşılaştığımızda daha ufak bir gruptu. İmkanlı ve şartlara uygun olan insanlar kaynaklarını, zamanlarını ayırarak ihtiyaç sahiplerine 3 boyutlu yazıcılarla mekanik eller yapıyorlardı. Biz de yapmalıyız mutlaka dedik. Bu hareketin bir parçası olmalıyız dedik ve ilk elimizi 18 yaşında matbaada 4 parmağını kaybetmiş olan Mehmet Ali arkadaşımıza yaptık ve Türkçe olarak da yayınlamalıyız diye Robotel Türkiye sayfamızı kurduk. Robotel girişimi tamamen gönüllü teknoloji elçilerinden oluşuyor. Herkes bölgesinde üzerine düşeni yapıp çocuklara umut olmaya çalışıyor. Aslında biz ilk elimizi 2014'te yapmamıza rağmen 2016 yılından itibaren gönüllü ekibi aktif olarak çalışmaya başladı. O zamandan itibaren tam net rakamı bilmemekle birlikte 90'dan fazla el yaptık. Bunun çoğunluğu çocuklara, çünkü çocukların proteze erişimi yok. Çok büyük faydaları olduğunu gözlemliyoruz. Aldığımız geri bildirimler o yönde. Çünkü proteze erişimi olmadığı için çocukların işte kol kaslarında erime, sağ beyin, sol beyin gelişim bozukluğu gibi konuları engellemeye fırsat verdiği gibi çocuklar işte top oynayabiliyorlar, bisiklete binebiliyorlar, bilgisayar kullanabiliyorlar, yemek yiyip içebiliyorlar. El ve parmak deformasyonu olan çocuklar için onların hayatında güzel bir fark yarattığımıza inanıyoruz. Çocukların hayatlarında fark yaratan robot eller tamamen ücretsiz. Öncelikle robot elin sitesinde bulunan talep formunu doldurup başvuruyor aileler. Ardından vakanın hangi aşamada olduğuna karar verebilmek için görsel materyaller talep ediliyor. Sonra da ölçüler alınıp tasarım aşamasına geçiliyor. Üstelik daha tasarım aşamasından itibaren çocuklar kendi robot ellerinin nasıl olması gerektiğine kendileri karar veriyor. Biz yaptığımız ellerde çocukların hayal ettikleri kahramanlar, sevdikleri temalarda eller yapıyoruz. 3 boyutlu yazıcılardan çıkardığımız için kullandığımız plastik malzeme bu tür temaları yapmamıza imkan veriyor. İşte Iron Man, Batman, Thor, işte Fast and Furious ne istiyorlarsa kendilerini eksik değil, özel hissetmeleri için bir araç oluyor robot el onlara. 3 boyutlu yazıcılar devreye giriyor. Parmaklar, kol için parçalar ayrı ayrı basılıyor. Burada gördüğünüz gibi tamamen mekanik, sinirlere veya şeylere, kaslara bağlı olmayan bilek eklemi veya dirsek ekleminin hareketiyle hareket eden bir el ortaya çıkmış oluyor. Genelde ilk ölçüyü alan, aileyle irtibat kuran gönüllümüze de o eli teslim etmek yine düşüyor. Bazen ilk aşamada hemen olmayabiliyor, bir yeri sıkabiliyor, dar gelebiliyor vesaire. Öyle revizyonlar gerektiğinde yine aldığımız geri bildirimlere göre tasarım aşamasına dönüp revizyonları gerçekleştiriyoruz. Geçen yaptığımız ellerden bir tanesinin babası güzel bir mektup yazmıştı bize. İşte oğlum Yunus Emre yüzmeyi çok seviyor. Sayenizde çok daha dengeli, güzel yüzer hale geldi. Havuzdan çıkmıyorlar. Çok teşekkür ederiz diye mektup yazmıştı. Tabii biz onları okuyunca çok mutlu oluyoruz. Onlar adına da seviniyoruz. Bangladeşli Ammar Muhammed Hüseyin. O robot eline kavuşan gençlerden biri. Ammar, İTÜ'de öğrenci, inşaat mühendisi olacak. Benim için verimli olmak çok önemli bir şey. Ve bu kol taktıktan sonra benim hayatım çok değişti. Çünkü enerji daha tasarruf oluyor, israf olmuyor. O hayatımda çok etkili oldu. Ve her zaman daha heyecanlıyım, daha enerjiliyim. Her arkadaşlar şey çok şaşırıyor ama sen nasıl bu kadar enerjilisin?
gönüllülerin Türkiye'nin her yanına yayılmalarıysa Robot El Derneği'nin tek isteği. Kurumlardan, şirketlerden de beklentileri var tabii ki. Ama sadece maddi destek değil, daha çok çocuğa ulaşmalarını sağlamalarına yönelik her türlü eğitim, duyuru ya da benzeri mekanizmaları hayata geçirmeleri. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan gönüllülerle büyüyen Robot El, çocuklar için umut oluyor. Teknoloji, üç boyutlu hayalleri birer mekanik ele dönüştürüyor.